Selam YouTube. Bugün size Party Chat nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Bu da PlayStation 5 menü üzerinden. Video başlamadan arkadaşlar, beğeni butonu basarsanız müthiş olur. Son zamandaki desteğiniz inanılmaz ve kanal baya bir çıkışta. Abone olursanız ve bildirimleri açarsanız PlayStation 5 ile ilgili hiçbir video kaçırmazsınız. Neyse, geçelim tutorial'a arkadaşlar. PlayStation 5 menüsünü ilk gördüğüm an biraz kafam karışmıştı. Yalnız bazı şeyleri keşfettikten sonra anladım ki her şeyi daha basit yapmışlar. Her şeyi daha hızlandırmışlar ve bence kat kat daha iyi olmuş PlayStation 4 menüsüne göre. Öncelikle arkadaşlar, size bildirim geldi mi ne yapmanızı göstereceğim. Mesela arkadaşınız size bildirim yolluyor. Voice chat için bildirim yolluyor. Nasıl girebileceğinizi onu göstereceğim öncelikle. Ve ilk yapacağınız bildirim geldi mi arkadaşlar, PlayStation tuşuna basmak. Burada alt kısımda bir ayrı menü çıkıyor. Burada mesela Home'a bastınız mı aynı biraz önceki ekrana geri dönüyor. Burada oynadığınız oyunları görüyorsunuz. Ve şu an aktif halde olan FIFA 21 ve Fortnite Fall Guys, önceden de oynamıştım. Buradan oyunları switch edebiliyorsunuz. Bunları öncelikle bir göstereyim. Yalnız arkadaşınızdan bildirim geldi mi chat için ya da oyun davetiye geldi mi, buradan o davetiyi kabul edebiliyorsunuz. Benim de ilk başta bilmediğim olay Party Chat açmaktı. Party Chat için PlayStation 5 üzerinden Game Base diye bir kategori var. O kategoriye basıyoruz arkadaşlar ve burada son zamanda açtığınız partiler gözüküyor. Mesela siz burada parti yaratmak istiyorsunuz. Herhangi bir insanla yaratmak istiyorsanız kareye basıyorsunuz ve kareye bastıktan sonra ya online olan arkadaşlarınızı görüyorsunuz burada, ya da aratmak istediğiniz an basıyorsunuz arkadaşlar burada. Mesela ben de şöyle bir aratayım ve chat diye zaten çıkıyor. Yalnız online olduğu an burada da gözükecek zaten. Önceden oynadığınız bir arkadaş varsa buradan da o arkadaşa daveti yollayabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar, biz bir kez daha arkadaşlar Gamebase'e girelim ve Fetito ile mesela parti açmak istiyorum. Buradan X'e basma opsiyonunuz var. X'e bastınız mı voice chat açabiliyorsunuz. Mesaj atabiliyorsunuz veya burada işte farklı ayarlar da yapabiliyorsunuz. Ya yakın arkadaş olma ya da arkadaşlık listesinden çıkarma gibi opsiyonlarınız var. Burada mesaj atabiliyorsunuz. Hızlı mesaj atmak istiyorsanız burada mesela hi, ne haber, hadi oynayalım gibi hızlı mesajlar var. Yalnız asıl mesaj atmak istiyorsanız buradan girip de Fethi'nin bana attığı mesajları okuyabiliyorum. Buradan da mesaj atabiliyoruz arkadaşlar. Bu mesaj atmak için. Şimdi girelim, bir daha basalım ve bir voice chat açalım. Voice chat açmak için burada katıl diyoruz ve voice chat böylelikle açıldı arkadaşlar. Buradan da girip voice chat'e girebiliyorsunuz. Voice chat'in ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Yani oyunun sesini mi daha çok duymak istiyorsunuz, yoksa chat'in sesini mi daha çok duymak istiyorsunuz? Onun burada ayarı var. Burada chat'ten çıkabiliyorsunuz ve burada da bütün chat'i sessize alabiliyorsunuz. Bu chat'e fazla da arkadaş ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Başka arkadaş da eklemek istiyorsanız burada kesinlikle daha fazla kişi ekleyebiliyorsunuz. Bunu ayarladık arkadaşlar. Şimdi chat'in içindeyiz. Mesela Fetito ile konuşmak istemiyorsunuz. Oyun chat'ine girmek istiyorsunuz. Buradan buna basıp Game Voice chat'e giriyorsunuz. Buradan da switch diyorsunuz. Yani game chat'e değişiyor oyun. Benim de burada göstermek istediğim olay arkadaşlar, mesela şu an ben FIFA'dayım ve FIFA'da birisiyle chat etmek istedim mi oradan bunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine geri dönmek istiyorsanız sadece PlayStation tuşuna bir kez basmanız yeter. Gamebase'e giriyoruz arkadaşlar. Fetito chatine giriyoruz. Chat'e bakıyoruz ve Fetito chatine giriyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle yine aynı chat'te oluyoruz. Şu an Fethi online değil, o yüzden konuşamıyoruz. Ama dediğim gibi olay budur arkadaşlar. Mesela farklı arkadaşlarla farklı chatler açmak istiyorsanız o grubun ismini de değiştirebiliyorsunuz. Siz mesela o chat'e girdiğiniz an onlara bildirim geliyor ve böylelikle onlar da isterse sizin chat'e katılabiliyor. Chat olayı aslında çok basit. Yalnız ilk başta tabii ki insanın kafası karışıyor. Çünkü PlayStation 4'te bu üst taraftaydı chat kurmak. Şimdi tek bir tuşla burada Gamebase'e girip istediğiniz gibi chat kurabiliyorsunuz. Hatta birkaç tane kurabiliyorsunuz.
Böylelikle chatten chat'e girebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, umarım video hoşuna gitmiştir. Umarım yardımcı olmuşumdur. Dediğim gibi beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız ve bildirimleri de açarsanız harika olur. Teşekkürler izlediğiniz için. Alt kısımda PlayStation 5 ile ilgili 2 tane video göreceksiniz. O videodan bir tanesine tıklarsanız orada sizinle yine görüşürüz. Teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.